arslan tav satmaz. Anne karnındayken dört parmağı gelişmedi. Ama o engel tanımadı. Hayallerinin peşinden gitti. Keman çalmaya başladı. Küçük yaşlarda müziğe ilgi duymaya başlayan Alparslan, çok kısa sürede aldığı keman eğitimiyle herkesi şaşırttı. Okul koromuzda müzik hocamızın stajyeri vardı. O keman çalıyordu. Ondan ilham aldım ve ben neden başlamıyorum dedim. Daha önce vuruşlu, vurgulu yani bateri gibi, darbuka gibi şeylere özenim vardı. Yani istiyordum. Düşündüler yani çalabilir miyim falan diye. Ondan sonra ben çalmaya başlayınca dediler imkansız olabiliyormuş. İlerideki hedefim ünlü bir kemanist ya da başka bir enstrüman çalmayı istedim. Yapamaz diyenler oldu ama Alparslan olmaz denileni başardı. Azmiyle ailesinin gururu oldu. Gerçekten özel bir çocuk. Şimdi hani her anneye çocuğu özeldir zaten ama Alparslan bu parmakları gelişmedi. Kemanla başlamak istedi. Ben aksine onu başka sazlara yönlendirmeye çalıştım. Hani olmazsa hayal kırıklığına uğramasın diye. Ama ısrar etti, ısrarcı oldu. Keman çalacağım anne ila diye. Ben de bu esnada ona destek olmaya çalışıyorum. Onun kendini keşif ve kendini gerçekleştirme yolculuğunda ona yardımcı olmaya çalışıyorum. Çok gururluyum. Mareşal Mustafa Kemal Ortaokulu'ndaki arkadaşlarına ve öğretmenlerine de zaman zaman keman dinletisi sunan Alparslan'ın destekçisi çok. Kendisi benimle keman ve enstrüman çalmak istediğini söyleyince derin araştırmalar içerisine girdim. En doğru atışı nasıl yapabiliriz? Alparslan'a en doğru yardımı kim yapabilir? Üniversitede bu tip öğrencilerimize yardımcı olan hocamıza başvurdum. Sağ olsun kendisi Alparslan'a o gün bugündür destek veriyor. Bu kadar kısa bir sürede 6-7 ay gibi bir sürede öğrenmesi ve bu kıvama getirmesi olağanüstü bir şey yani. Takdir şayan edilecek bir durum. Gurur duyuyorum öğrencimle.